ben Dimbos Kurtumlu oraya geleyim. İnanıyorum ki arkana bakmadan Kasımpaşa'ya kadar kaçacaksın. Çünkü niye kaçacaksın biliyor musun sayın? Seni Kandil çete telefona çekeyim. Yok o başka yeri çekeyim. Burayı çekeyim ya. Burayı çekeyim. Kandil çetesi. Yok ya bunda bir seninle bir şey sen konuş başka. Çeksin lan korkma oğlum. Ne korkuyorsun? Kim çekeyim çeksin. Asıcın da orada. Ben büyük küçük kardeşimi size. Ondan sonra ne diye? Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, şeyiniz varsa mecliste konuşmalarınızı 2'de üzerinde şu Samsun meydanında yap bakalım nasıl olacak? Böyle yap, el böyle. Nasıl ama kısa söyleyeyim mi? Devlet Bahçeli'nin ağlıyor. Hayır. Hayır. Yani abi yaşlandı. Yani öyle. Ben yapsan daha millet heyecana getirin ha. Konuşsan onu yerine. Allah'a mı? He. Onu yerine sen konuşsan daha heyecana getirin. Doğru söylüyorum. Basın hep heyecanla seni dinliyoruz. Bu sana Allah'ın konu. Nasıl oldu Sayın Başbakan? Neden Türklükten kaçıyorsun? Neden ne mutlu Türk'üm Alo. Demekten bu kadar utanıyorsun? Bu Türklük sana ne yaptı? Hangi gözünü boyadı? Aslında senin giydiğin o takım elbiseler aslında seni ayakta tutan değildir. Senin çevrendeki yandaşların taşeronluğunu yaptığın hortumcular da senden yana değildir. Gel bu sefer hidayete kavuş. Gel bu sefer namertlikten kurtul. Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Samsun yeter, dur ve git diyor artık diyor. Aziz Samsunlular, size öyle bir soru soracağım ki sorayım ki başbakan ve yandaşları bu gece uykularını kaçırsın. Öyle bir soruma cevap verin ki kandil çeteleri fare deliğine girecek delik arası. Şimdi soruyorum. Ya gülmeyin ya. Vezeli gülüyor bize. Ve şimdi soruyorum. Bu Başbakan Erdoğan'ın durmak yok, yola devam deyişine kapanıp onu 3. defa BOP eş başkanı yapacak mısınız? Tabi buradaki sloganlar hayır. Peki beraber yürüdük. Biz bu Santalan ve Santalan Türkçükleri şarkılarına inanacak mısınız? Tabi slogan hayır. Peki bu Başbakan Erdoğan'ın İmralı'yla görüşmelerini, siyaseti İmralı'ya taşımalısını affedecek misiniz? Hayır, sineye çekecek misiniz? Hayır. Samsun hep hayır dedi. Hep milliyetçiliğe ve MHP'ye destek çıktı. Samsun konuşma her zaman abi, ayaktaydı. Konuşma. Şimdi de ayakta kalacaktır. Başbakan Erdoğan Samsun'u dinlemelidir. Başbakan Erdoğan bir an önce AKP zihniyetinden kurtulmalıdır. Bu Başbakan Erdoğan'ı zapturap altına alınması lazım. Gidişatı hayırlı değil. Başbakan Erdoğan artık yorulmuştur, yıpranmıştır. Tekrar iktidar olmasının bir tek ısrarı var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyası bozulmuş, ruh dengesi sarsılmış. Çünkü korku bacaklarını sarmış. İktidar olmazsam beni mehebeliler yüce divana gönderir diye eli ayağı titrer hale gelmiştir. Bozkurt'un nefesi
Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde dolaşıyor. Hiç çekinmeyin, hiç ağlanmayın, hiç gözünlük durmayın. Allah'ın izniyle AKP zihniyetini Milliyetçi Hareket Partisi tek başına yenecektir. Gelin bu defa MHP'ye sahip çıkın. Gelin bu defa Kürtlüğe sahip çıkın. Sizleri bir kez daha MHP'nin iktidar yürüyüşüne davet ediyorum. Sizleri kim yoruldu? Bak abi, Ferhat Günaydın şeyin belediye başkanı adayı Samsun'un. Bunu kadar konuşamaz. Konuşamayız. Konuşamayız.